Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Regaib gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayatımıza çekirdek ve ağaç yapsın inşallah. Acayip bir şey, klasik değil de ben merak ettim. Bende ne anlam taşıyor? Farklı olacak çünkü ben çok e farklı şey yaptım. Regaip ismini melekler vermiş. Kaç gece var? Siver'le gidebilecek miyiz? Regaip. Mira. Miraç. güzel. Mira. Harika. Kadir. 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 Olalım, tamam. Başta değil. Son. 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 Şimdi bu beş tane geceyi cenab bak Hak inkılap İnkılabına unvan yapmış. Bu şekilde külliyatı ve kendine bakma regaybi alemimizde çok farklı oluyor. Klasik böyle Aa, mübarektir, sevap kazanan. Sevap da bahsetmiyor. Beş tane inkılap var. Beş tane. O beş tane inkılabın, hani diyor ya Cenab-ı Hak sema ve arzı altı günde yarattım. On üçüncü söz değil mi? O altı günde Allah böyle bir anda yapmaz mı? O bizim bir, iki, pazartesi, üç, çarşamba, dört değil yani. O inkılaptır. Mesela Zülkarneyn, ustad diyor ki, unvandır diyor. Unvan-ı Muğla Hızır da öyle. Zülkarneyn ona has olsaydı, ona has olup ölüp kaybolacaktı. Zikredilmezdi Kur'an'da. Unvan-ı Muğla O kanuniyete giren Zülkarneyn'dir. O kanuniyete giren seviyesine göre Zülkarneyn'dir. O sıfata giren kanuniyetine Yunus gibidir. Kur'an'da Yunus Aleyhisselam kısası üç tane. Bir gece karanlık, bir deniz karanlık, bir de balığın içi karanlık. Gece istikban, deniz hadiseti dünyeviye, hiçbirisi kararında değil. Balıkta içsel alem nefis. Bu bana girdiğin zaman yus, Yunus vali oluyorsun. Ustad İbrahim'i meşret diyor. Topluyorum külliyattan. İbrahim'i meşrep. Nedir İbrahim meşrep? Şefkat ve hikmet sahibi. O nispette İbrahimileşiyor. Şu geçiyor. Regaib isimdir. Melekler vermiş bu aya. Ramazana ay diyoruz. Bu o komple ayın ismidir ve öyle bir meleğin taayunudur. Yani Ramazan denli bir melek var. Onun şahs manevisine giriyorsun. Ee, Miraç ye, topluyorum dikkat edersiniz hep külliyattan yeryüzündeki insanlara gösterilen bir mucize değil, sema ehline gösterilen muciziyettir. Yeryüzüne gösterilen mucize en camisi Kur'an ve şakkı kamer mucizesidir. İçsel alemdeki inkılabın başı regaittir. Bu anlatacağım sıfatıyla regaip hiçbir gece yetişemez. Berat senenin bir çekirdeği oluşuyla hiçbir gece yetişemez. Sevap cihetiyle kadir gecesine hiçbir, hiçbir gece yetişemez. Mevlüt Kandili ise e, beşeriyetin insanlığa inkılabını anlatma noktasına gene yetişemez. Yani sebapta bahsetmiyor. Sebap diyorsan Kadir gecesidir. Şimdi bir inkılap başıdır bu. Çok ilginçtir. Bayağı eskiden beri çalıştım doktor. Bugünü çalıştım. Bugün de çok çalıştım. Şimdi 201 esas. Bugün koca bir gün şu yarım sayfayı göstereceğim size. Allahu Teala Celle Celaluhu mümin kullarına rağbetler, insanlar, rağbet edene rağbet edileceğini, isteyene verileceğini, arzu ödilerine cevap verileceğini, af diyene, dileyene af edileceğini vaad ilahinin tepşiridir bu gece. Afın olduğu. Devlette de öyle, padişahlıkta da öyle. Culusu humayun oluyor. Padişahların bazı günleri işte saraya herkes görüşebiliyor. Aflar falan oluyor. Tc'de aflar oluyor. Bu gece afların olduğunu, rağbetler edilirse rabet edileceğini vaad ilahi var. Atlıyorum. Reb gayb kelimesi RGB'den türemiş olan bir isim isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennes müennes'tir. Dişidir, dörtkandır. Niye dörtkandır onu anlatacağım. Niye müennes gelmiş? Regaibin regaibin çoğulu da ragibedir. Ragiben çoğulu regaib. Kelime olarak regaibin aslı budur. Atlıyorum. Şimdi bu kadar bu tarafı anlattım. 201'i aç. Meseleye giriyoruz. Şimdi abiler, bugün koca günüm bu ama 30 senenin şeyiyle 30 sene bir gün artı bir gün. Sevgili kardeşler, Sıra ile Regaip, Miraç, Berat, Kadir Gecesi mevluttur. Ustadımız diyor ki 745'te 700 sözlerde düşünmek düşünmekse deşmektir. Düşünmek var ya düşünmek. Deşmektir yani eski böyle sakacılar var su taşırlardı. Deşiyorlardı böyle deşmek. Düşünmek yani iç alemindeki hakikatları aktif etmek. Deşmek. Beni deşme derler ya. Beni deşme. Ha, şimdi bununla ne alakası var? Regaip deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Şiar-ı raz ne demek? Sırların şiarı. Sırrını gizleyen demektir. Yani insan kendi sırrını kendisi gizlemiştir. Kendisi kendisini örtmüştür. Yine bulam kendimi. Ben ben kendim kaybettim. Yula, yine bulam ben kendimi. Hiç olursam var olursun. Yok edince kendini. Değil mi? Doğru mu sen? Muhyiddin Arabi'nin şeyi. Bak abiler. Diyor ki düşünmek ise neyi deşiyorsun? Kendini ne deşiyorsun. Düşünmen demek. Deşmektir. Kendini deşmek. Şiar-ı raz sırrını gizleyen kendisi. Sırrı kendisi gizlemiş. Kendisi kendisini örtmüş. Kendi kendisini amile. Doğuracaktır. Ne zaman? Regaip'te. Regaip oyuncu mühendis gelmişti. Kendisi kendisini doğuracaktır. Kendisini kendisinde inkişaf ettirecek. Kendisi kendisine anlam verecek. Başlıyoruz şimdi. Kendisi kendisini doğurandır. Mühennes gelmiş. Üretkendir. Mühennes gelmiş. Kendisi kendisine amile. Sen sen olacaksın. Regaib'in kelimesi mühennes olmasının Allahu Alem çok hikmetlerinden biri de düşünmek gibi kendini kendinle deşerek kendi hakikatini çıkarmaktır. Kendinden kendini doğurmaktır. Risale bak diyor ki düşünmek nedir? Kendisini deşmektir. Berat gecesi çekirdektir. Kadir gecesi sevaptır. Berat, çekirdek. Kadir gecesi sevaptır. Regaib, Recep ayı ki Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayı ne demek? Allah'ın ayı. Hep diyoruz Recep. Şimdi Recep'te miyiz? Evet. Regaip'teyiz. Regaip gecemiz. Allah'ın ayıdır. Şaban peygamberlerin ayı aynı zamanda. Peki Ramazan ümmetinin ayı. Peki Allah'ın ayı olur mu? Diğerleri kimin ayıdır? Bu ay rağbet ettim diyor. Bir inkılabın unvanıdır bugün. Onu hatırla diyor. İstersen şeceri hırkata bir geçelim. Dur bakayım dur okuyayım da acele etmezsen Şaban'ı. Şaban ayı peygamberlerindir. Ramazan ayı ümmetimin ayı. Allahu alem. Ee, geç şeceri hikate Geç geç. Geç. Senede bir düşerim. Allah Allah. Allah var iken hiçbir şey yoktu. <laughs> Zaten onun dışında da bir şey yok. Hep şey onun cil ve nakı sanatıdır. Ali Rıza iyisin değil mi? Bak şimdi, Allah karar verdi senin gibi bir adama tercih edeceğim, ben Ali Rıza yaratacağım dedi. Bak şimdi, seni tercih etmiş kim biliyor musun? Allah. Allah kim ne demek yani, Allah ne demek? Bilmiyorum ki. Allah herkese Allah beni tercih etmiş, şöyle yapmış. Dedi ki, benim dışında bütün bir alemi yaratacağım. Karar veriyor. Ezeli ve ebedi hiçbir şey yokken. Nerede? Allah burada. Mevcudat orada. Güneş burada, dünya orada değil. Kendisi kendisinde. Hepsini kuşatıyor. Allah her şeyin kuşatıcısıdır. Allah'ın nuru semavati vel Sema ve arzı nurudur. Kuşatmış. Her şeyi kuşatmış. Nerededir? Bu suyun neresindeyse bu mevcudat Allah'ın esmasında öyledir. Bir daha. Buz suyun neresindeyse bu mevcudatta Esma-i Hüsna'nın donmuş halidir. Esmaların cil ve cemal nakış sanatlarıdır. Tamam. Şimdi Cenab-ı karar verdi. İlk önce Nur-u Muhammedi'yi yarattı. Berat anlatacağım. Nur-u Muhammedi, çekirdeği yarattı. O çekirdeğin içinde herkes var mı? İşte ilk taayyunu evvel diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Burada başlamış. O karar vermiş Nur-u Muhammedi'nin e, ve teşahhus ta'yunu evvel şeyi evvel teşahhusu evvel denilen ve o ne kadar denilecek manaların hulasasının adı mec'uldur ceale ha işte o mec'ula yaratılması değil çünkü mahluk da değil ama mec'ulun gözükmesi ne bir unvan koymuş bu regayı, rağbet etmiş Cenab-ı Hak. Şeceri hılkatte böyle. Şeyde ise, zuhuratta ise burada ben hesapladım. Nerede sikki tasdiki gaybi? Tasavvufçular diyor ki şöyle, ilmi kelam diyor ki şöyle. Tasavvuf bilerek yapıyorum. İstersen ha, aç onu. İkisini de kalemi aldım doktor. Çizdim ilmi al. İlmi al. İlmi aldın çıkart. Bak şimdi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Ekim mi abi? Gidiyor mu? Bugün kaç Ocak? 26, 26. Regaib Mevlüt Kandili ne demektir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu Ne zaman olmuştur? Bak Şurada 27 Eylül Aynı şey 26-27 Görüyor musunuz şurayı? Sayalım Kaç ay var? 9 ay. İlmi kelamcılar diyor ki, şey tasavvufçular diyor ki, Ram-ı Madere düştüğüdür. Düştü diyor bu zaman. İlmi kelamcılar yok diyor, tarih şey olmaz diyor. Niye olmasın uyuyor. Peki ustad ne diyor? Bir derece diyor, alemi şahadete zuhurudur diyor. Okuyacağım onu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahm-ı düştüğü andır. Öre geçiyoruz geçiyor mesela e, okuyayım. Okuyayım iyi olur. E, hangi sayfadaydı? Ha, bak, Hazreti Risaletin bir de Leyle-i Regaib. Aşık, tamam okuyayım. Size iki pusulayı leyle ile Regaib'den altı saat evvel yazdım. Hizb-ı Nuri'yi kağıdı ile teslimden sonra Katiyen benim kanaatimde bir nevi mucize yağmedi olarak iki aydan beri mutemadiyen kuraklık var şu anda. İki aydan beri var. Bakın bu, bu akşam Cenab-ı regaibini bize aktif edecek mi rahmetini? İki aydan beri kuraklık var. Aa, burada da varmış. Kuraklık ve yağmursuzluk her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların edildiği halde kabul olmamış. Şimdi de öyle akım kaldığı ve herkes mevsiyetten derdi maişet endişesiyle kalben ağlarken ne olacak diye birden le leyle ile gayb bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği 3 saatte 100 defa belki fazla tekrar ile meleki rahat vururur, gök gürültüsüyle yüksek ve şiddetli tesbihatil öyle bir rahmet yağdı ki en muanide dahi Leyleyre gaybin kutsiyetini bakın bizi rahmeti İsa'nın unutunu keremini açacak mı? İnşallah bu gece yani iki aydan beri kurak. Aa, bak iki ay diyor. İki aydan beri muhtemelen kuraklık var. Aynı yani şimdi de var. Bakın bu, bu, akşam Müslümanlar bu şey kilidi açabilecek mi? Rahmetini celbedebilecek mi? Peki bu gece Hazreti Risaletin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir derece bir cihette alim-i şehadete teşrifini doğum değil, doğum olsa mevluttur. Hazreti Risaletin bir cihette, bir cihette, ötekisi ikinci cihet değil. Bir cihette alem-i şehadete teşrifinin umum kainatça ve bütün asırlarda nazar-ı emniyette ve rahmetenlil alemin olduğunu ispat etti. Kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Acaba dualarımızda İsparta bu memleketle beraberdi. Bu yağmurda hissesi var mı? Mesela bu gece bakayım sıfırada Leyle ile gayb yok. Türkiye'de, dünyada her tarafta Leyle ile regaib. Bakayım oralarda kim Leyle ile gayb hangi kardeşlerimizin semasında o anahtar açacak? Yani kimin saat işte imsa kadar şeyi var bakalım. Merak ediyorum hangi şehirde şey yapacak? Çünkü ustad acaba İsparta'da var mıdır diyor. Emirdağ'da bu. Bak diyor ki bütün azar azar kainatı o gece alkıştır diye göster. Acaba dualarımızda İsparta bu bu memleketle beraberdi. Bu yağmurda hissesi var mı? Bakayım Arnavutköy'ün hissi hissesi var. Mı? Olacak inşallah. Merak ediyorum. Şimdiye kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet olmasından bu rahmeti bu rahmet rahmeti ima eder ki rahmet ima eder ki herhalde emniyetli bir futuhatı perde altında vardır. Belki serbestiyetine bir işarettir hem burada lemaların verdiği iştiyak cihetiyle devam ediyor. Şimdi şeceli hırkatı geç. Şimdi bir cihette gördün mü Osman? orada Risalet diyor. Risalet sıfatını ifade Evet. İlk şeyi. Bu Allah'lık alemi. Esma sıfat çuğunat. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Yanlama oturuyorsunuz. Orada zor görüyorsunuz. Oraya geçin. Sonra 18 bin alemi hulasa karar verdi. Dedi ki o ezel ve ebed kendisi kendisinde. Kendisi kendisine nedir? Kendisi kendisindendir. Güneş kendisinden olduğu gibi. Karar verdi. Eflakı yaratayım. Karar vermenin adıdır. Rabet etti. Rabet etti yani. Yaratmaya rabet etti. O kararın adıdır mecul'un yaratılması. Yaratılmadı ama karar yani. Yaratılma olsa mahluk. İşte öyle diyeceğim başka ne diyeceğim? Bu birinci inkılap bu. Regaib. Sonra Berat. Sonra Miraç. Be bak Regaib, Miraç, Berat, Kadir, Kadir. Mevlut Kandili. İlk bak beş inkılap. Şeyden kalsın bir daha. Halaka semaatı verardı fi yam. Altı günde yarattım. O 1, iki, üç, dört, beş, altı değil. Altı inkılaptır. Kainatın ve insanın yaratılması. Burada da şeceri ihlikatın ve insanın yaratılmasında 5 inkılap var. 5 gece. Allah buraya rağbet etti. Yani zuhuratı İmam-ı Rabbani'ye göre taayyun eveldir. şey evel denilir şu mecula. Taayyun evel ilk. İlk tayin, Cenab-ı Hakk'ın ilk tayin ve teşahhusu. Buraya yaratıldı. Sonra ikinci, ikinci inkılap mahluk hale gelmesi. Nedir o? Arş-ı Azam. Şöyle yap ki görsünler yani ne olduğunu. İkinci inkılap Arş-ı Azam'dır. Gecesi nedir? Berat. Peki Arş-ı Azam'da ne var? Çekirdeklerin, kanunların, ruhların, hulasaların, istidatların yaratıldığı alemdir. İkinci inkılap bu. Kaçırmayın bu tefekkürünüze malzeme olur. 40-50 sene uğraşıp onları tertip ediyorum, duruyorum ki size lüp komprim olsun. Bunları sana ya nasip olur ya olmaz. Onun için şey yapın, dikkat edin. Bu inkılap beş inkılaptır. Sonra sene sene oğlum bina okur, gelir gelir yine bina okur. Her sene regaibi okursun, sebaptır, tamam rahmettir. Böyle amin. Ya bir şekillendir, bir aleminde formülize et. Bu nedir be? Beş tane inkılaptır, beş tane sıçramadır. Beş tane farkındalıktır. Aa bak, kaldır yukarı, kaldır yukarıya. Bak şimdi, burada yazıyor. Birincisi, regaib, nuru u Muhammediye demek. İkinci gece, miraç, Miraç. Miraç nedir? Kabu Kavseyn'dir. İmkan ve vücut ordasında Miraç yeryüzündekilere, insanlara yapılan şey değil, ee, mucizesi değil. Sema gösterdiği mucizedir. Kabu Kavseyn. ikinci inkılap Kabu Kavseyn'dir. Evet, ikinci ya bak burada zaten ben o ezber olunca orada. Kabu Kavseyn'i atladık. Sonra Berat dediğimiz doğru. Berat çekirdektir. Çekirdeğin kanuniyetlerinin yaratıldığı ki arş azamdır. Arş azam. Kadir gecesi ise lefi mahfuzda. da lefi mahfuz çünkü Kur'an'ın indirildiği. Ee, onu göstereceğim işte, şey yapayım bunu buraya okuyayım. Mevlüt kandili ise insanın yaratılışına ve beşerin alemi şahadete intikali. Miraç'ta Cenab-ı Hak ilk Celle Celalu tayyunu evvel haletini fark etme. Yani e, Cenab-ı Hak ilk tayyun evvel neydi? Regaib. E, usta şöyle diyor, çok tuhaf. Şurayı açar mısınız? Şey, 207 aç. İptida mukaddeme. ilk tayyun. Allah'ın ilk ta'yun regaib. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratacağım dedi. O nur Muhammed'in yaratılması. Peki bunu yarattı. İndi alemi şehadete. Sonra beşer, insan tekamül etti. iade ziyaret ediyor geldiği yere. Onun adı nedir? Miraç. İntihai terakkiyatı hayatı Ahmediye'nin unvanları olan Regaib ve Leyle-i Miraç nazm-ı mani ile iptida leyle-i regaib, intihai terakki leyle-i miraç. Bak böyle gözükürse doktor gözüküyor. Bak düz okunca, düz okunca olmaz. Bana oku işte. İptida ve intihai terakki hayat-ı Muhammed'i ünvanları olan leyle-i regaib miracit bu kuraklık zamanında kesildir. Aha tamam gece, bu geceler mübarektir yağmur iniyor. i̇çimize İç, yağmur inmemiş dışarıda insan ne olur? Tamam bu faydadan hali değil ama yani böyle değil yani. Bizim okuduğumuz gibi okumamış ustad. İptida nazm-ı maniyle leyle gayb. regaib, intihai terakki, intihai terakki zaten miraç, geri dönüşüm. İkisini cem etmiş. Şimdi şeceri hilkata e geç. O büyük. İlk tayyun evvel, mecul, nur Muhammedi. Fazla şey yapma yok yok. Komple gözüksün. Görmek isteyen yakına gelsin. Sonra Şurada bir çizgi var Kabu Kavsen. Miraç. Allah Resulü'nün şurada idalemi adet buraya geldi. Onu bunun açılımını göstereceğim biraz sonra. Sen görüyor musun? Tamam. Allah Resulü'nün ilk zuhuratı mecul, imkan ve vücut deniliyor, mahluk değil. Sonra mahluk oluşu şu siyah çizgiye kadar gelmiş. Şu çizginin adı yazıyor zaten. Kabu onun adı da Miraç. Sonra ruhların yaratılması yani çekirdek ve istidat ve yazılımlar. O da Berat. Sonra Kur'an'ın indirilmesi. Kadir gecesi. Sonra insanda kaç ne kaldı? Mevlüt kandili. Bunları cem eden insan, bunları cem etmiş kalp vela, o kürs denilen beşeriyetle beraber şu alemler, alemi şehadete doğuyor, doğum oluyor. Yani İnsan ve beşer olarak geliyor buraya. Ama bu alemleri tanımlayarak. Şimdi o yuvarlak şeyi kesiti alayım. Burayı hiç kimse bilmeyecek. Peygamber de dahil. Allah Allah olduğunu bilmekten hiç kimsenin haberi olmayacak bir şey. Mahiyeti zatıya ezeli ve ebedi bilemeyeceğiz. Sen buraları çözebilirsen bilme hakkım var ama dibi yok ki çözesin ki sonrasını. Cennette bıkmayacak mıyız dedi aynı. Yapa yapa yaptığın şeyleri bir daha yapmayacaksın. Bıkmak demek bir daha aynı tekrar olması lazım. Bir daha tekrar yok ki cennette. Nasıl yani? Bitir. O zaman başka alem iste. Dedi ki cennetten başka alem var. Lan o kadar alemler var ki ama cenneti bitiremezsin. Sonsuz. Sonsuz ne demek? Sonsuz işte. Şunat-ı Bu Allah'lık alemi. O kadar şey değil. Bize lazım değil bu akşam. İşte bu karar verdiği ilk Tayyun evvel bu mecul. Şurası. Nur Muhammedi. Tayyun. Tayyun ilahi. Tayyun evvel ilk. İmam Rabbani Hazreti Tayyun evvel diyor. Vay be. İlk. Kökü yukarıda. İlk bu. Buraya regaib. Ekleyebilirdik yani buraya regaib gecesi. Sonra Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iptidaydı. Biraz önce okuduk ya şurayı göstereyim bir de sayfa geçmeyeyim. Sikke itası gaybiye 207'de. İptida ve intiha. İptida burasıydı. Şimdi geldi buraya. İntiha. Beşeriyetin gidebileceği son nokta. Kabu kavşen. Anlıyor musun abi? Anlamalar çünkü gözüne gözünden görüyorsun yani. Kafa çalışmaya gerek yok. A buraya kadar gelmiş. Nereden gelmiş? Dur. Şurada. Sen şimdi burada oturuyorsun. Aha bak. Gördünüz mü? Bu. Şimdi burada oturuyorsun. Gene elmanın içindesin. Aslının içindesin. Sen seni örtmüşsün. Sen sende gizlisin. Regaib müennes gelmiş. Niye müennes gelmiş? E, e, çünkü kendisi kendisine hamile. Kendisi kendisinde. Kendisi kendisinde insan. Kendisi kendisini doğuracak. Kendisini kendisinden çıkartacak. Mühendis onun için gelmiş diyor. Mesela düşünmek ise deşmektir 745 e, sözlerde. Şia, şuuru ra, şiar şuur mu diyor, şiar raz mı diyor? şiar raz. Yani ne? Sırrı kendisinde. Regaib, insanın sırrı yine kendisi kendisine sırdır. İnsanın sırrı yine kendisidir. Sırrın sırrı sahibidir. Şimdi burada, Şimdi burada oturuyoruz. Miraç yapıyor şimdi. Hadi yükselsin. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Cennet cehennem. Burada işimiz yok. İsa şimdi anladın mı abim? Derdim derdime derman imiş. Ya. Derdime. Aha kabuk sen bu. Birinci gece neymiş? Ta'yün evvel regayf. İkincisi neydir? Berat. Ke Miraç tobe. Miraç buraya gelmiş. Sıralamaya sıralamayı görüyor musun? Son. Sonra her şeyin çekirdeği, senin de çekirdeğin bak. Ceveri ruhu. alem erva. Cever yaratılmış. Cever. Burası da berat. Sonra üçüncü gece mi, dördüncü gece mi? Lefi mahfuz. Kur'an'ın indirildiği hangi aydır? Şey gece. Kadir gecesi. Dört taneyi de cemetti mi? Sonra Şöyle yapıyorum ki iş yapın. Kalbi, celal ve cemal, psikoloji, canım sıkıldı, buhran, bunalım, geçiriyorum buradan geliyor. Huzurluyum, rahatım, oh bulutun arkasında bas taleti buradan, kab aleti buradan. Celal, öfke, gada, pidet, buhran, olumsuzluklar buradan, cehennemden geliyor. Diğer zıtlar, huzur, saadet, neşe, cennetten geliyor. Onları da aldı, geldi, geldi, geldi esas burada, buraya kadar insan değil. Şu, şu sarıyı göstereyim size. Şuraya kadar insanlık yok daha. Şuraya kadar sistem çalışıyor. Burada Aynen. insan e, ikisi daha karma yani bu yapı sistem daha insan ikam dediğin doğru buraya ama burada yüklenilecek ki tanımlansın. tanımlanı burada olacak. Peşer ve insan. Yukarıdan aşağı evet. Evet öyle olacak yani. Burada tamı. Burada insan ve beşer karması diyeyim. Daha ne diyeyim Mehmet abi? Ya aşağı iniyorum daha. Aşağı iniyorum daha. Beşeriyet. Aa, şey evet. Bütün beşeriyet. Burası beşeriyet. Evet. Şimdi bu beşeriyeti de takındı mı abim? Şimdi doğacak. Aleyhi salatu vesselam. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina. Muhammedin nebihi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ahmet olarak yaratıldı. Bu gecenin adı da nedir? Mevlüt. Beş tane. Şimdi... Evet ya. Yok. ahiru yani evvelin sonu. Ha. Uyuyor abi. Eh. Bakın. Tamam. Doğru. Evvel regaib ahir zahir berab kadir. Dört tanesini uyuyor sonra beşer suretine iniyor. Evet. Tamam. Şimdi ne anlatacağım? Ne zaman insan olacağız? O beş taneyi. Bak şimdi. O defteri açar mısın? Defter 201. 201 aç. Oruç değil değil mi şimdi? Heh. Bir daha kolasa edeceğim şimdi. allah Alem. Regaib Mecul. Nur-u Muhammedi Miraç. Orayı anlatıyorum. Kabı Kavsen Berat. Her şeyin çekildiği ve kanuniyetinin yaratıldığı Arşazam. Kadir Gecesi Lefi Mahfuz. Mevlüt Kandili insanın yaratılışına ve beşerin beşerin alemi şahadete intikali. Şimdi bak antika bir şey geleceğiz. Çok acayip. Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ilk tayyun eveli haletini fark etmeyi. Bu akşam bre ilk tayyun evvel, şeyi evel, teşahhus evvel, ilk böyle Allah'lık hakikati sabit iken ilk mahlukatın çekirdeğinin yaratılmasını fark etmemiz gerekiyor bu gece. Regaib. Bu yani Sebap değil bu. Gerçi o yüz binler diyor sevabı bu akşam. Bu akşam nasıl ki Kadir Gecesi'ne sevap var. Bu akşam sevap değil, öne çıkan af var, lütuf var, ikram var, ihsan var. Bunları rağbet etmemiz lazım. Çünkü rağbet edersen rağbet edilirsin. İstersen verilirsin. Onaylarsan onaylanılacaksın affedilmek istenmeseydin affetmeyi sistemi yaratmazdı. Bu gecemin adı sistemdir. Af sistemi çalışıyor. Yalnız işte beş kişinin duası, tövbesi kabul edilmiyor. Bu akşam edilmeyecek. Beş kişinin. Ona girmek istemiyorum. Yani bir kere senin alakası yok. Nam anne babasını döven. Ha? Ee, diğerlerine girmeyin. Beş tane bakın regaipte 5 tane sınıf 5 veya 6 sınıfın dua tövbesi kabul edilmiyor. Vallahi hiç Allah yardım etsin ona. Ben olumsuzluğu sevmediğim için saymıyorum. Ama hepimizde ortak olanını söyledim. <laughs> Anne babasını dövmeye. Şey döven şansı yok. Zulmeden. Anne babasını zulmeden şansı yok. Elif Allah demektir şartacağız da. Elif, lam, mim. Lam, Cebrail'e. Mim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Lam ile elifi cem edersek ne olur? Lam elif olur. O da insandır. Lam elifin Muhiddin Arabi, Konevi, ee, şey, ee, Bakır, Bakır, Muhammed, e, i̇mam Bakır, i̇mam Bakır, i̇mam Muhammed Bakır'ın şeyi, e, sonrası, Zeynel Abidin, onlar huruf-u mukatanın pirleridir. Bu İmam Bakır, Zeynel Abidin, Muhyiddin Arabi, Konevi e, gibi şartlar şey. E, bir de İbn Sina okumuş olduğumu söylüyorum. On, yani hepsinin harflerin simgesi var. Lam elif insan demektir. Elifi Allah'a lam Cebrail'e usta söylüyor bunu işaret edeceğiz daha. Mimi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. E şimdi Elif böyle abi. Lam'ı görüyor musun? Hadi böyle tak bunu böyle. E, lam elif demek içinde hem lam var hem elif var. İnsan böyle bir şey. Lam Cebrail, Ceberut Alemi, muhatabı Kur'an. Elif tarafı ustad zaten söylüyor. Elif ve noktadır. 30. Sözde. Cenab-ı Hakk'ın cami aynadır. E, lam elif yani elif ile lamın bütünlüğü insan demektir İnsan. İnsanlığının kıymetini bil Ali Rıza. Bir de olamayacaksın Hasan. İmam Gazali'nin sözüdür. İnsanlığınızın kıymetini bilin. Ölünce bir de insan olamayacaksın. Artık başka bir şeysin. Yani çekirdekten ağaç çıktı. Ya Rab ben orada bak beni gönder nasıl insan olacağım bilmem ne o geçti. Geçmiş olsun derler. Ezeli ve ebedi bir daha denemlen, deneylenme. Tecrübe edileyim, tecrübe edeyim. O bitti. Evet. Deki illa taki la. Ki, illallah, la. la. Hani, hayır, ya. evet diyen insan. Yani bugün var ya onun için keyfim yerinde yani böyle. Ulan ben neymişim ya? Rabet et kendine. Niye regaib müennes gelmiş? Benim feleğimi uçurttu ya. müennes dişiliktir. Kendisi kendisini doğuracaktır. Kendisi kendisini amile. Kendisi kendisini örtmüş. Kendisi kendisinde gizli. Kendisi kendisine seyahat edecek kendisi kendisine mana verecek. insan kendisini kendisinden çıkartacak. Ya. E, lam elif, elif e, lamla bütünlük insan demektir. Hayatın ifadelendiği zemin meft olduğu gibi. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak rahmetim gadabımı açtı diyor. Zatı sıfatlardan ve subuti sıfatlarda Cenab-ı mefti yok. Meft yok. Bir daha. Za Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatlarında bak şu sayayım. Beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamu bi nefs, tekvin, vücut, beka. Oldu mu 7? Şimdi subutu sıfatları sayıyorum. İlim, irade, sem, basar, hayat, kudret, kelam. Meft var mı? Yok, hayat var. Meft'i niye koymuş? Meft, ölüm hayatın içerisine koymuş. Hayat andır, kuşatandır, geneldir. Meft içinde olduğu zaman hayatın meratipleri çıkıyor. Orada tayin ediyor. Mesela şöyle. Cehaleti ilimden çıkarırsak ne olur? İlim. ilim sonsuz olur. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Cehaleti yok. Niye bizim ilmimiz mertebelidir? İçinde cehalet var. Niye biz aciziz? Çünkü kudretimizde acizlik var. Allah niye aciz değil? Kudretinin içerisinde acizlik yok. Şimdi diyor ki burada. Meft niye konmuş ölüm? Ölüm ölüm değildir. Ölüm hayatı tanımlamak içindir. Hayatın içerisindeki nihayetsiz mertebelerin çıkması içindir. Mesela vücut nereden çıkıyor? Adem'den. Adem yokluktan çıkıyor. İşte o yokluk manası vücudu tanımladığı gibi ifade edildiği gibi mevt ölüm ölüm değildir. Ölüm intikaldır zaten bir daireden başka bir daire. Bir esmanın tecellisinin başka bir tecellisine mazardır. Diyor ki mevt olduğu gibi vücudun ifadelendiği zeminde Adem. Sebep, sebepsiz tercih edilmenin adı regaiptir. Seni Allah tercih etmiş. Bir daha. Allah varken hiçbir şey yoktu. Sonsuz ezeli ve ebedi miydi abim? Seni ilk nuru Muhammed'i çekirdeğin içerisinde tercih edildin mi? Bu da çıksın, bu da yaratılsın. Alirza da yaratılsın. Burak da yaratılsın. Sebep var mı? Sebepsiz tercih edilmek. Allah, Allah var iken hiçbir şey yoktu, deflak yoktu. 18 bin alem yoktu. Allah karar verdi. Yaratacağım dedi. O çekirdeğin adı Nur Muhammed'i onun içerisinde Yasin vardın. Oradaki tercih edilmen sebep yok. Onun için regaip ve rabet etmen lazım. Sebepsiz tercih edildin. Allah seni tercih etti. O zaman insan isen tercih edene tercih etmek gerekiyor. Beni kim tercih ederse ben de onu tercih ederim. Seveni severim. Tercih edil beni tercih edeni tercih ederim. Ha, regaib neymiş? Sebepsiz tercih edilmektir. Baş şey baş regaib sonuç miraç. Yani fena filla bekabillah demektir. Fena filla. Regaib kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli baş. Regaibenin rega Benin çoğulu olan regaib. RGB'ni çoğulu olan regaib. Bak 26 Ocak bugün 2023 27 Eylül 2023 arası tam 9 aydır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rah rahmu madere düştüğü gecedir. Regaib. Şimdi ee, bu gece ne yapacağız? Ona bakayım. Saat tepeyi oldu galiba. Bu gece ne yapacağız? 505'i açıyoruz şu ağlarda. Orada şöyle diyor. Sormak istediğiniz varsa sorarsınız ama hepsini zaten biliyorsunuz çoğusunu. 505 ben size sonucu söylüyorum. Bu geceler bu Allah bu beş tane geceye regaib, e, miraç, berat, kadir ve mevlut. Efendim? He, mevlut gecesi e, kandil o 5 sonuncusu. Bu beş tane inkılap geçirmiş. Onlara ünvan ve alem ve alamet olmuş bu geceler. Peki bu gecelere rağbet edene ki regaib rağbettir. Bu gecelerde 50 senelik bir ibadet hükmünü geçebilir. Berat. O berat evet. Onu, e... Sebebini anlatayım. Ha Şöyle arşazam Ar nedir? Çekirdeklerin, istidatların, ruhların yaratıldığı alem. Berat gecesi de bir senelik çekirdek. Senenin çekirdeği. Eğer sen Berat gecesi adam gibi böyle ol. Ya ne olacak ya bir gece geçirmez, geçiremezsin işte olmuyor. Adam diyor ki mesela diyor ki al cana bak ben bana tövbe edin affedeyim. Yanımda birisi vardı. Ya dedi bu geceyi şey yapacak adam yapacak yapacak ondan sonra bu gece af isteyecek af isteyemez kardeşim dili dönmez belli bükülmez kafası dönmez dili dönmez yapamıyor işte yap bak sen bak itiraz ediyorsun bak kimse itiraz etti mi dedim bir almaya da denk geldiğim gibi baktım bir evde cenaze evine gidiyorum cenaze evine gittim bir münakaşa var yani bir gürültü var nedir dedim hocam diyor ki diyor ve mehalci vehabi demiyorlar da bu e, şefaat yok diyor. Oysa Kur'an'da var. Şefaat yok diyor. Y tabii ki hepsi yüzde izlemin ya. Hocam boşuna bakıyorum. Doğru söylüyor dedim. Nasıl yani dedi. Ben, şefaat yok mu? Var mı? Var tabi dedi. E, var tabi. Ama yok dedin. Yok tabi. Kim var diyor ona var. Kim yok diyor sonra yoktur. Adama zorla mı şefaat ettireceğiz? Zorla mı baklava edileceğiz? Yok diyorsa yoktur. En ay nezenli abdibi. Buna yoktur. Sana yoktur kardeşim dedim. Sana şefaat olur mu? Ne hocam ya varsa olsun ya dedi. <laughs> Bir, ha? Kulun beni nasıl bilirse ben ona öyleyim. Yok diyorsa ona yoktur. böyle dalin amin. Geçmiş olsun. Sonra sonra dedim ki buna yoktur dedim. İstemiyor çünkü. Biz istiyoruz. Olmasa bile Allah istemeyi ağzımıza verdi mi? Allah kabul etmeyeceği duayı kul, kulunun ağzına vermez. İmam Ali söylüyor. Biz istiyoruz ya Rabbi. Ya beni de kat olur mu ya dedi varsa olsun ya dedi ya. Niye itiraz ediyorsun o zaman? İnsan bir arzu eder lan. Keşke olsa der ya. İyi bir mal bulmuş gibi ya yoktur diye sanki sevinmiş bir şey bulmuş gibi. Acayip bir şey ya. Bu gece 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Niye? Bu gece sebepsiz yaratılmanın farkındalığı olduğu için sebep yokken affediliyorsun. Sebepsiz. Okuduk ya. Regaip neydi? Sebepsiz yaratılmak. Allah var iken adı neydi kırmızı bu senin? He? Fırat. Fırat. Allah var iken hiçbirimiz yoktuk Fırat. Sen niye Allah seni tercih etti? Nur Muhammed'i çekinme. Sebep yok ki. Ancak şunu biliyoruz küllatta. Muhabbetinden. Ha, sebepsiz yaratılmanın adı Regaip olduğu için bu gecede sebepsiz af var. Onu idrak etmek lazım. İdrak diyor zaten. Rabet et bu geceye. Olur mu ya? Olmaz. Olmaz tabi. Olma. İstemediğin için zaten sana o Zanı kimse zorla yapamaz. Diyor ki ketali kudunari fe anakil bakar. <laughs> hadiste hem bakar geçiyor hem hınzir geçiyor. Layık olmayanlara anlatmak domuza inci takmak gibidir. <laughs> Ustad öteki hadisini alıyor yumuşa. Ketalik, türeni fe bakar. O küze takmak gibidir diyor. Onlara takma onu. Söyle olur mu ya şefaat var ya. Adama niye şefaat uyguluyorsun? Uygulanmasın da. Sana tam adaletle muamele gör. İyiliğin sevabın. Ben iyiliğime de güvenmiyorum. Günahımı zaten Allah'a havale ettim. Sevabım da zaten senin insanındır, lütundur. Ya Rabbi senden başka kimsem yok. Şefaatin şey, merhametin istiyorum. Peygamberin şefaatini istiyorum. Ama istemiyor. E, diyelim ki yok. Şefaat. Ben istiyorum Allah. Ağzıma dile, dilime duay verdi. Tamam demek ki var. Verecek. Bu sene, şey bu gece, bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için 505'ten okuyorum şu alarda. Onun için elden geldiği kadar ne yapacağız? Bir, Kur'an'la. iki istiğfarla. Üç, salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Ne yapacağız? Kur'an, istiğfar, salavat. Şimdi Kur'an içerisini Kur'an okuyacağız. Elimizden geldiği kadar hapishanedeki mektuplarda da öyle diyor. Bilmediğimiz o surelerin var ya. beri kaç sene Fırat kaç sene beni namaz kılıyorsun? 5-6 seneden beri namaz kıldığına göre Fatiha veya elemtereden aşağı 10 tane süredir. İnatına kulu vallahi. Bunu 5 senede 5-6 sene bunun mealini en azına bir bilmek lazım, bakmak lazım. Yani bu ne diyor ya? de bir söylüyorum da. Kul vallahi et Allah'a sen. Rabbil Alemin. Yani Kur'an'la mesela bu akşam bakarsın. İki, istiğfar. İstiğfar çok ilginçtir. Tövbe günahın vücuduna, istiğfar ise kusurun vücuduna delalet eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günde 50 defa, 70 defa tövbe değil istiğfar ederdi. Tövbeyi de yapardı. İstifar, tövbe şu. Yapılan günahların, olan günahların temizleme sistemin adı tövbedir. Temizlenmesi günahın yani e, yaptığımız vücudi şey ademi günahlar, ademi günahları vücuda dönüştürme. Kısacası günahlarımızı affettirme sistemin adı tövbe. İstifar ise Allah'a en cami aynayız. 60 senede ne olabildik ki? Ama yaratılışımızda, istidadımızda, ruhumuzda sonsuz olabilme özelliğine sahibiz sistem itibariyle. Ne, nasılız? Sonsuz. Peki sonsuz bir istidada, sisteme, yazılımına sahibiz. Sonsuz olabildik mi? Olabilir miyiz? Olamayız. 60 senede ne kadar inkişaf ettiririm, ne kadar namaz kılacağım. Ama sonsuz kılabilirim sonsuz olabilirken sonluyum. Ha, sonsuz olabilirken sonlu olan insanın istifar yaparak burada olamadıklarının alemi gaybta olma adının sistemidir istifar. Anladık mı abi? Gelir. Mesela Kırıkan'da yarım kilo yarım kilo geçen nar oluyor. Ben bunu heves ettim. Rize'ye götürdüm bu ağacı. Ağaç gerçi onun kadar yüksek olmadı. Bir insan boyu kadar vesaire yükseldi. Nar. Verdi şu kadar ceviz kadar bir şey. Peki kabiliyeti bu. Niye Kırıkhan'da Adana'da böyleyken aynı ağaç burada olmadı? Olmadı. Şartları yoğunluktur, nemdir, güneştir, şudur budur. Topraktır. Olmadı. Ama o ağacın kusuru var mı sisteminde, yazılımında? Yok. Olabilirken olamadı değil mi? Ha, biz olabilir sonsuz yazılımı alemi gaybda olmuş gibi dönüştürülme sistemin adına istiğfar deniliyor. Onun için bu akşam istiğfar. Yani at, peki istiğfar içerisinde ne var? At, fak, noksan ve kusurunu deruhte etmek. Atfak nokta atfak şefkat tefekkürle. Atfak şefkat tefekkürle kusuru derut etmek. Ya Rabbi affet bizi. Hakikaten bir sürü günahlarım var. Ya Rabbi bu gecenin hürmetine diye istiğfar. Sonra salavatla meşgul olmak. Peygamber Aleyhisselatü sureten salavat getirmek. Batı'nın e, batınen öteki tarafın manası nedir? E, salavatın, salavat getirmen sureti. Allahümme selala seyyidina Muhammed. Allahümme selala seyyidina Salavat getirmek. Ama bu gece. Fakat manası ne? Yaptığımız böyle bazı eksik böyle bilmediğimiz sünnetler var. Hayatımız, namazımızın, tuvalet, gusul. Gusul nasıl oluyor? Asedin gençler için söylüyorum. Gusul nasıl çalışıyor? İstibra genç işte genç sordu 15 yaşındaki gençler. He, o salavatı da sünnet-i seniye içerisini getirmekle meşgul olmak lazım. Şimdi e, Leyli Regay bakım. Bu gecenin sevabı miktarını da okuyayım. Her hasenin sevabı başa vakitte 10 ise Recep-i Şerif'ten yüzden geçer. Şimdi şimdi Allah desen, Allah desen 5 tane 4 tane harf var. Dik üstünde harf sayılıyor. 5. E Allah, Allah desen e, 100'den 100 çarpı 5. 500. Allah'ın bunca nimetini beşeriyet ve insan bütün alemlere rağmen beni çıkarıp meleklere ve ruhanilere karşı da beni imtiyazlı kılan Allah'a sonsuz hamd ve şükür adına Mevlüt Kandil. Bu alamettir abiler. 5 gece simge ve semboldur. Alamet. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran, faydeler kazandıran ticaret uhreviye. Allah ticaret koymuş bugün. Ama bu gecenin de hürmetini kale almayanlara da gadab-ı oluyor. Bu pek uhrevi, pek çok uhrevi faydeler kazandıran, kazandıran ticaret uhrevinin bir kutsi pazarıymış. Pazar. Vereceksin alacaksın. Ehli hakikat ve ibadet için muntaz bir meşerdir. Yani bulamazsın. Mesela bu gece geçti, istersen ertesi günler, 10 gün sabaha kadar hürmet et. Normal sevabını alırsın. Çünkü İmam-ı Hazretleri diyor ki: Okyanusu meydana getiren damlaları düşünün diyor. Okyanusu iyi dinleyin ama bak. O yani usul bakımından okyanusu meydana getiren damlalar var ya damlalar. O damlalar Damlalar kadar nafile kılsan bir tane sabah namazına sünnetine denk gelmez. Çünkü Allah emretmedi nafileyi ama farzların farzlara yetişilemez Allah emrettiği için. Fakat ondan o yaratılışın mecburu fıtratın vazifesidir. Nedir o? Farz namazı. Ama nafileler ise me, me farz olmadığı halde yapanı Rabbine karşı yaklaştırıyor. Yaklaşmaya vesile nafilelerdir. Nafilelerle yaklaşılır. E, şükür ifade etmek aslı vazifemiz olan ibadet, namazdır. Şimdi e, burada kesiyorum. Burada mesela nasıl lazım? Şerifte mesela geçer Şimdi ben söyleyeyim mi? Allah razı olsun. Acayip bir şey söyledi de. Hatırlattı beni. Şimdi abiler, arabanızın tekerleği bir çap veya adımınız. İki adımla geldiğiniz için bir adımda binler sebep yazılırken aynı anda binler günah affediliyor. Aynı anda. Çift çalışıyor. Sebep olabilmesi için Adem'in yani günahların da affedilmesi gerekiyor yani bin sebap bir aynı anda sebap bin günahı da siliyor. Bu gece İnsanoğlu ne kadar tuhaftır, ne kadar kesin açık, ne kadar insan gafil. Ne kadar gerçek ölüm, ne kadar biz uzağız ondan. Hiç alakamız yok ölüm, ölüm gibi. hiç. hiç. Ama ne kadar gerçek. Dünya ne kadar gerçekse ahiret o kadar gerçek. Gece gündüz o kadar açık ki veya soğuk sıcak, kış yaz. insanoğlu bir tuhaf. insanoğlu Galip. Ha, sırrını zaten inna o kâne demiş. Ee, ben burada başka soru soran var mı? Burada keseyim. Vâhır davâhım. Enilhamdülillâ Rabbil âlemin el fatiha